Bugünkü videomuzda sizlerle minaresi Pisa Kulesi'nden daha eğri olan Elazığ Harput'ta bulunan Ulu Cami'ye değineceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Harput'ta Eski Cami Kebir Mahallesi'nde 2000 metrekarelik bir alan üzerine kurulu olan Harput Ulu Cami'nin yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Fakat vergi kitabesinde 1156-1157 tarihlerinde Harput hükümdarı olan Fahrettin Kara Aslan tarafından yaptırıldığı kabul edilmektedir. Harput Ulu Cami Anadolu'daki en eski Türk camilerindendir. Cami 1899-1905-1996 yıllarında restore edilmiştir. Harput Ulu Cami'nin içi, iç avlu, son cemaat yeri ve iç cami olmak üzere 3 kısımdan meydana gelmiştir. Dikdörtgen planlı duvarları moloz taştan, kubbe kemerleri ve minaresi ise tuğladan inşa edilen caminin iki kapısı bulunmaktadır. Caminin minaresi eğri bir şekilde durmaktadır. Kimilerine göre kalın gövdeli ve gittikçe daralarak inşa edilen bu minare bilinçli olarak eğri inşa edilmiştir. Kimilerine göre ise deprem sonrasında minare eğri bir şekle dönüşmüştür. Caminin inşa kitabesi yoktur. Avlunun kuzey kanadında kemer ayağının üzerinde ve sivri kemer gözleri arasında duvardaki bir nişe gömülü 11 satırlık Arapça vergi kitabesi ise yapıma ilişkin Artuklu Sultanı Kara Arslan bin Davut bin Sökmen bin Artuk tarafından 1156-1157 tarihlerinde yaptırıldığı bilgisini vermektedir. Kitabede besmeleden sonra Allah'ın rızasını tahsil ve Allah'a yakınlaşmak kastiyle bu binayı yaptıran ol bir kişidir ki büyük başbu ve emirdir. Alimlerin efendisi Cenab-ı Hak tarafından yardım görmüş, kuvvetlenmiş, dünyadaki bütün mücahitlerin muzafferi, dinin medar-ı iftiharı, Müslümanların en güzeli, imamların zahiri, halkın ve devletin yardımcısı, halk arasında şan, şeref sahibi, ümmetin tacı, mülk sahiplerinin güneşi, sultanların aziz ve şerefli İslam askerlerinin şerefi, mücahitlerin yardımcısı, Allah'ı tanımayan ve şirk koşanların katili, şerefi göklerden alıcı, sultanların kılıcı, emirlerin efendisi, çiftçilerin babası sıfatında olan Artuk oğlu, Sökmen oğlu, Davud'un oğlu Kara Arslan'dır. Halifenin de yardımcısıdır. Allah onun saltanatını, tacu tahtını ve halkını daim ve baki etsin. Allah'ın laneti Allah yolundan ve emrinden ayrılanların ve dönenlerin üzerinde olsun yazmaktadır. Kurşunlu Camisi'ne nakledilen ve halen bu camide kullanılmakta olan Harput Ulu Cami'nin meşhur dış minberi tahta oymacılık sanatı açısından oldukça önemli bir eserdir.